Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından cuma akşamından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Akşama günü demiştim ki Mete Hanım gelecek. Ve bizimle birlikte canlı yayında olacak. Yani Skype değil. Ankara'da değil. Duisburg'da işte genel merkezimizde stüdyomuzda olacak demiştik. Geldi. Geldi. Otomatik bilgi paylaşımındaki son durumları yüz yüze konuşacağız. Bu arada e, gerçekten mantıklı ve makul sorularınız varsa arayabilirsiniz. Her türlü konuda, emeklilik konusunda da arayabilirsiniz. Kombasa meselesinde de arayabilirsiniz. E, bu konuda zaten arayabilirsiniz. Ama tedbir nasıl alınır diye soru sormayın lütfen. Tedbirini nasıl alınacağını söyledik. O 2017'den beri söylüyoruz. Tedbir almak için bir, yani bir kere Türkiye'ye gitmeniz lazım. Türkiye'de Efendim önlemlerinizi almanız lazım diyoruz. Ama buna rağmen hala tedbirler nasıl alınır? Ama bir şey söylemiyorsunuz diye soranlar var. E bana da diyorlar ki çok bağırıyorsun. Valla bağırmadan da anlamıyor bazıları. Ne diyeyim? Öyle değil mi Mete Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Valla siz söz verdiniz, geldim. Evet. Ee, nasıl önüm... geçti? Ya iyiydi yolculuk. Dün gece gelmeyi göz alamadım. Şöyle alamadım. Çünkü e, bir... Havaalanını aradım, tanıdığım vardı. Sadece Duisburg'a tek bir şirketten dört uçak kalktı gece. Ee, yani dün gece beş tane uçak sadece Duisburg'a kalktı. O yoğunluğa girmek istemedim. Hmm. Gündüz geldim de. Ha, i̇yi yani yolculuk iyiydi. Evet, nasıl davranıyorlar? Tabii. Şeyde Gümrükte e, ee, falan? Gümrükte falan e, şey e, gayet iyi davranıyorlar. Fakat aşıyı çok ciddi kontrol ediyorlar. Testte olanları almıyorlar değil mi? Buradan bir ee, söyleyelim. De eğer diyorsun. oturumlu değil, oturumunuz yoksa testi evet. asla kabul etmiyorlar. Evet. Artık testsiz Türkiye uçurmuyor. Şey, testli Türkiye uçurmuyor. Evet. Aşı ve aşı markası da önemli. Yani Sinovac'ı kabul etmiyor Avrupa zaten. Ee, yani list, zaten e, uçak bileti satıldığı anda size Hı -hı. durmadan mesaj gelmeye başlıyor. Gir bak diyor e, uçuş kurallarına. Hı -hı. Havaalanından çevirdiler. E, gö yani Çoğunu. Çevir İki kişi çevirdiler ben yani önümdekilerden. Ha Sizin uçaktan çevirdiler başkasından Uçağı da. almadan. İşte almaz zaten. Yani şey uç kartını vermediler. Evet. evet. Ee, yani ona dikkat etmek lazım. Kurala uymak lazım. Ee, bir tabii aşı karşıtlığı da var anlamadığım bir şekilde. Yani aşının içinde çok da insana zarar verecek. Korona kadar zarar verecek bir şey yok. Bir tanesi yakalanmış daha yeni haberlerde vardı dün ve bugün. Avrupalı bir Türk herhalde. E, aşı e, yaptırmamış, e, hastaneye düşmüş. Oradan mesaj veriyor insanlara. Mutlaka aşı yaptırın diye. Ertesi günde zaten vefat etmiş. Çekilecek yani. dert değil yani, çünkü. Yani, yani. Yani. Değil. O yüzden Çekilecek de aşı... aşı, değil aşı, ki sonrası da e, şey yapıyor. Hasar bırakıyor. Yani. Bırakıyor. Bırakıyor. Bir bırakıyor. şey yapayım, gelelim Avrupa Türkleri'nin meselelerine. Evet sevgili seyirciler arayabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Mehtap Hanım burada. E, pazar akşamına kadar bizimle Atın, birlikte. Pazar geceye kadar. Ha? Pazar geceye kadar Pazar buradayım. Pazar gece, gecesine kadar burada. Ee, ve e, yarın da programımız var. Ee, Pazar günü de var. Gelmişken bu e, zamanı değerlendirelim dedik. Konuşacağımız e, otomatik bilgi paylaşımı, konuşacağımız e-devlet meselesi, konuşacağımız evlere gelen mektuplar, konuşacağımız eve yapılan baskınlar. Bunlar evet. size şaka gibi geliyordu önceden. Bugün ee, biraz anlatayım. önce evet. e, Duisburg'da yaşayan bir emekli... Hı kafalarında hep şu oluyor en çok o soruyu soruyorlar diyorlar ki ben sosyal yardım almıyorum ki Hı. tebrik ederim yani ihtiyacın yokmuş ki almamışsın ee, hiç hayatı boyunca sosyal yardım almamış ee, evine mektup gelmiş ve geçmişe dönük 5 yıllık şunu öde falanca falanca belgeleri de getir Evet. yani buradan başladılar ee, sürpriz mi bana sürpriz değil çünkü ben epeydir böyle bir çalışma olduğundan haberdardım uyarmıştık ee, sağ olsun Farkuşen, evet. durmadan uyarıyor. Hani hiç işi olmadığı halde evet. e, programları dikkatli izliyor ve arayıp 450 bin mektuptan bahsediyor. Adedinden de bahsediyor. Evet, evet. Ama o mektuplar gelmeye başladı yani. Şu anda gelmeye başladı. Şu anda mektuplar aslında şu anlama geliyor. Diyorlar ki şunu şunu bize söyleyin. Yani yazılı olarak beyan almaya başlıyorlar anlamında. Bizden önceki program seçimlerle ilgiliydi herhalde. Evet. Hani demek ki Türkler bu seçimlerde oyularını da kullanmak zorundalar burada. Ben onu anlıyorum. Kesinlikle öyle. Ee, bir haliyle sıkıntı yaşanacak. Ee, öncelikle Türkiye ayağını iyi çözmeleri lazım. Çözmezlerse, mektuplar gerçekten Almanya'ya gelmeye başladı. Ben yani bir tane uçakta duydum. Bir tane buraya geldim. Sadece beni e, otelden işte getiren bir arkadaşımın tanıdığı ben de şahsen tanıyorum. Kime geldiğini biliyorum. Dolayısıyla mektupları gönderiyorlar. Aslında bu mektuplar çok da sürpriz değildi. Mektupları denediler. Almanya denedim. Emekli olmak için burada işte mahallenin emeklilik olsun, gerçek emeklilik olsun emeklilik olurken bir takım işte form verdiler. O formlarda birkaç tane soru vardı aslında. Türkiye'den emekli misin? Borçlanma yaptın mı? Çoluğunun çocuğunun ananın babanın işte e, T.C. kimlik numarasını ver, git e, vukuatlı nüf, nüfus kayıt örneği ekle diye ben bunu iki yıldır e, gördüm, iki yıldır da söylüyorum. Hani bu e, otomatik bilgi paylaşımının bir ön koşulu olarak başlamışlardı. Hatta ben biliyorum ki bu konuyu çalışan birimde Türk yok Almanya'da. Yani o kadar ciddi tutuyorlar ki bizimkiler uçakta, uçakta işte geliyor yanıma. İşte ben size soracaktım. Ee, yani buraya geliyor yalnız. Ne soracaktınız? Ne yapmalıyım diye soracaktım Hala ne yapmalıyım diye soruyor. Yani gitmiş. Aslında bu iş için gitmiş. Evet. Dönüyor. Daha diyor ki ben size soracaktım. Hadi bir eksiğim varsa ne olacak? Geri mi döneceksin? Aynı uçakla mı dönmeyi evet. düşünüyorsunuz dedim. Ee, yani bir... Tedbir alırmış gibi davranıyorlar, bir kontrol etmiyorlar. Vakit o kadar daraldı ki aslında ben bugün gelmeyi planlamıyordum, bir tek evet. bugün gelmezdim. Hı hı. Ee, ama vakit daraldığı için evet. buraya gelmek istedim. Ee, şey e, vatandaşlar hala Eylül'de gel, Ekim'de gelsem olur mu? Kasım'da gelsem olur mu? Hani siz öfkeliyorsunuz ama bazen ben de öfkeleniyorum. Ya ekimi Kasım mı kalmış? Evet yani kaldı mı ya? Siz şu anda bir lütuftan yararlanıyorsunuz bazı finans kurumları adına. Yani e, bir lütuf bu. Şu anda size verilmiş bir lütuf. Bu. Evet. Bunu kaçırırsanız e, çok şey konuşacağız. Geleceksiniz. Daha az zarar nasıl görürsünüz diye e, planla yapma yapmak zorundasınız diyeceğiz. Ve 2022 boyunca daha tedirgin yaşayacaklar. Çünkü şunu duyacaklar. E, i̇şte Avrupa'da 3 milyon 4 milyon Türk yaşıyor işte daha da fazla herhalde. 5 ülkede 7 milyon. çocukları sahip çıkartalım. Ben normal işte o zaman 5 milyon 4,5-5 milyon civarında insan var. Evet. Yani 405. şey olarak. Çalışanları, sigortalı <laughs> olanları, emeklileri, işte iş yeri olanları ama gerçekten vardır 5 milyon. Evet. 5 milyon insana birden inceleme yapamazlar. 2022'de artık şunu duyacaklar yıl boyunca. Komşuma şu olmuş, akrabama bu olmuş. Ben ne yapacağım şimdi? Aynı benim durumda olan biri var. Bana oldu, ona niye olmadı? Ben de onu şikayet edeyim olacak. O da olacak. Ha, onu zaten yapıyorlar. Evet. Avrupa'da evet. E, hep Almanları anlatırlar da e, şey olarak. Hani e, şöyle kuralı uyarlar, böyle yaparlar. Bir de camdan bakarlar. Bir e, olay gördüler mi? Bunu bildirirler diye evet. anlatırlar. Ama Türkler hiç onlardan geri kalmıyor, haklısın. Camdan bakmalarına gerek yok, bizimkiler direkt söylüyor zaten. Ne e her camdan, yaptığını yani. söylüyorlar, ha. evet. Ne yazık ki her yaptıklarını söylüyorlar. Bu her her yaptıkları da ellerinde patlıyor. Ee, şöyle ellerinde patlıyor. Uçakta gerçekten uçakta çok konuşuluyordu bu konu. Ben şimdi. Sizi yaptım. görünce hatırladılar işte. Ee, o öyle olmadı galiba. Konuşuyorlardı. Uçağa binerken yanındakiyle konuşuyor, tanımıyorlar birbirlerini. Ha. Ee, arkasındakiyle konuşuyor. Ha şunu da yaptın mıydı diye akıl veriyorlar. Birbirlerine akıl veriyorlar. Evet. Ha maşallah. Bilmiyorlar ki o uçakta. Mesela ben, beni fark eden oldu fark etmeyen oldu maskeli olduğum Hı. için. Ee, bir de ben e, her yılların alışkanlığı uçağa bindiğim anda uyuyorum. Hı. Arada bir uyanıp kulağım geleni dinliyorum da ee, şöyle oldu. Birbirlerine o kadar yanlış kelimeler, cümleler duydum ki tabii başkasının işine müdahale edemiyorsun. Yani uçaktaki tecrübe bambaşka bir tecrübeydi. Ee, şunu da düşünmüyorlar. Ya bu uçakta kim var bizim dışımızda? Evet. Bu uçakta e, belki bilgiler bunlar, mahrem bilgiler. Mahrem evet. bilgiler. Yaptıkları saçmalıklardan bahsediyorlar. Saçmalıkları uçaktakilere öğretiyorlar. Yani e, varsayalım Almal maliyesinden biri vardı uçakta. Varsayalım olmaz değil. Evet. Olabilir. Büyük bir sadece bu Türkleri nasıl kontrol ederiz diye yeni bir e, taktik içinde not almıştır. Evet. Hani var mıdır yok mudur bilemem. Uçakta kim olduğunu bilemem ama e, hani bu rahatlığı hep şeyi söylüyoruz. Kendi mahreminiz. Bu mahreminizden çok yüksek sesle bahsetmeyin. Bu mahrem sizin Davranış şeklinizi e, yurt dışı makamlarına gösteriyor. Ha bunları gördüklerinde de ne yazık ki da Hollanda öyle oldu, Belçika öyle oldu. Türklerin davranış şekli, yaşam tarzları üzerinden gittiler. Ve çok da e, nokta vuruş yaptılar. Mal varlıklarını buldu. Hollandalı Türklerin üçte birinin mal varlığı bilgileri edinildi. Üçte birini. Evet. Yani 450 bin civarında vatandaşımız yaşıyor da bunların e, 300 binin. Bilgilerini elde ettiler. Bilgileri elde ettiler, parça parça kullanıyorlar. Çünkü toplu kullansalar impiyarlı oluşturur. Canlar istediğinde kullanacaklar, yarın bir gün yardım almaya gittiğinde. Yani bunu yayarak kullanıyorlar. Almanya'da kullanmaya başladılar. Mektuplar geliyor, o ayrı ama. Evet. Ta, e, i̇şte bankalarla ve e, vatandaşa şunu söylüyorlar. Falanca bankadaki hesabını getir. Evet. Yani bunu Peki e, nereden Türkiye, biliyorlar? Onlarca banka varken önlem almayanlardan dolayı biliyorlar. Yani onu e, tapuların evet. falanca şehirdeki falanca şehirdekine getir diye geliyor. Zaten gittiklerinde de tapuların bir kısmı tapuların fotoğrafıyla karşılaşıyor. o e, Yani bu ayı özellikle yani önümüzdeki süreci bir bir buçuk yıl zaten gayrimenkul telaşıyla yaşayacaklar. Onlarla ilgili tedbirleri almak isteyecekler ama asıl olarak da e, bankalarla finans kurumları ile ilgili alacağınız tedbirlerde vaktiniz hemen hemen hiç kalmadı. Hani çok büyük bir lütuf artık ben bu için lütuf diyorum. E, geçmişte e, artık düzeltmemiz bile çok çok zor oluyordu, imkansıza yakın İnsanüstü çabalar harcamak evet. mecburiyetinde kalıyorduk. Ama ne yazık ki şu anda bu imkan var ve kullanılmıyor. Kime sorsam ben dün akşam sizi seyrettim ilk defa mı izlediniz diyorum. Yok iki yıldır izliyorum. He. Peki iki yıldır izlediniz Türkiye'ye gittiniz mi? Gittik. Niye yapmadınız? Niye tedbir almadınız? Şimdi de izin alamam. He. O zaman ben de kusura bakma bir şey yapamam. Bir şey öneremezsiniz evet, ki yurt evet. dışından. Yani ilk günde 2017'de söylediğimi yine bugün de söylüyorum. İki yıl sonra da söyleyeceğim. Gayrimenkulleri için de artık aynı şeyleri söylüyorum. Evet bir hukuki destek alabilirsiniz ama bir avukat e, o işlemleri de Türkiye'den başlatmakta fayda var. Zaten o işlemleri Türkiye'den başlatmazsan burada da iki ucu balla değnek diyorum ya. Eğer Türkiye'den önlem almazsan burada büyük sıkıntı öyle, yaşayacaksın. Öyle böyle e, bugün biri bana bir şey sordu. Ziraat Bankası'ndan Hı. şu işlemi yapabilir miyim? Yani e, yaşadıkları ülkede yaşanan sıkıntılardan e, sıkıntıların farkında değiller. Bir haliyle Ziraat Bankası bir devletim geçirdi Almanya'da. Yani çok yeni bir şey. Vatandaş bunu haber izlememiş, duymamış. Allah Allah. Yani bizimkini dinlememiş, öbürünü dinlememiş. Yani bu kadar Oturmuş, olandan, o, bu kadar olandan bitenden habersiz oldukları halde e, tedbir almakta niye geçikiyorlar? Ben çok şaşırıyorum tedbiri e, hani buradan yaşadıkları mekanlardan, ülkelerden alamazlar. Yaşadıkları ülkelerden almaya çalıştıkları tedbir bence kendilerini yaşadıkları ülke maliyesine ihbar gücünde tedbirler olur. E, 2017'de ne dedik? Biz şey dedik. Tedbirler Türkiye'den alınmak zorunda. Yurt dışından alacağınız tedbirler elinizde patlar. Gelir İdaresi Başkanlığı yaklaşık iki ay kadar önce bir çok kısa süreli bir Bilgilendirme yapmıştı, yayınlamıştı sayfasında. Orada yurt dışından, çok bilinçliydi o, evet. belli bir grup yurt dışında çalışmış. Tam da pandemi, o uçuşların gerçekten iptal olduğu dönemde. Konsolosluklardan vekalet alınmış ve o vekaletler bütün resmi kurumlarda, Türkiye'de geziyor. Bu ne anlama geliyor? Banka asla sizi Türkiye muhkimi saymaz. E, Saymamakta zorunda. Banka doğru yapıyor. E, Türkiye'ye bankaya darılacak, küsecek bir durumunuz yok. Kendi yaptığınız kusurlar, yani en açık kusurlardan birisi. Çünkü biz ilk günde vekaleti üstünden çıkaramazsınız, Türkiye'ye geleceksiniz. Dedik. E, dedik. E, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili e, söylediğimizin dışında tedbir aldığınızı düşünüyorsanız, hani bu koşulları uydurmadan oturduğunuz yerden mektup yazarak. <laughs> e, vekalet göndererek. E, vekaletleri zannetmeyin ki sadece avukatlara göndermişler. Vekaletleri eşe dost ahbaba da göndermişler. Gönderdikleri bazıları da tehdit ediyor onları. Onu da biliyor. biliyor. <laughs> <laughs> He, bak, tehdit ediyor. Bak sen de benim, senin bende bu bilgilerim var fazla konuşma diyor. Veya şu kadar da ver diyor. Var yani var diyenler var. O yüzden size, bize saldıranlar efendim bağıranlar, çağıranlar bazılarının tetikçileri bunlar. Biliyorum yani sonuç olarak. Bazıları da diyor ya 2019 verildi ne yapacağız? Anlattık 2019 19 meselesini. Söyledik geçen programda çarşamba günü. Şu 2019 meselesini bir daha anlatın da Meteban. Sanki verildi bitti hepsi gelir idaresi başkanında toplandı paylaşıldık düşüncesi var. Ne efendim bu 2019. Zeki Bey evet. biz bir ay program yapmadık evet. ya tatil döneminde. Evet. Ee, pro son Tatilden önceki son programda da Dedik ki artık son günler geliyor. Evet. Oradan devam etmiş yürümüşler bunlar. 2019 verildi. 2000 Biz aslında Şubat ayında Mart ayında Türkiye'ye dayatılan 1 Eylül'de 2019 evet. 30 Eylül'de de 2020'yi vermek. Aynen öyle. Daha doğrusu taahhütü vermek. Evet. Çünkü kanun ve sözleşme çok açıktı. Neydi her yıl Eylül ayında toplanır 31 Aralık'a kadar verilir Evet. Ee, ilk defa veriyoruz. Gerçekten de şu da doğru. Türkiye'nin çok fazla vatandaşı var yurt dışında. Sadece bir Almanya 450 mektup gönderiyor. 450 bin. 450 bin mektup evet. gönderiyor. Evet. Şimdi çok banka var, çok ülke var. Bizim bu yıl paylaşacağımız E sadece biz 5 e, Avrupa ülkesinden bahsediyoruz. Türkler burada yoğun yaşıyor diye bahsediyoruz. Yazık Kanada'dan bahsetmiyoruz. Irak'tan Yunanistan'dan bahsetmiyoruz. Amerika'dan bahsetmiyoruz. Ki e, Amerika bu işin zaten üstadı. Bu otomatik bilgi paylaşımına e, ilham olan Amerika'nın uygulamasıydı. Bütün paralar, e, bin doları geçen her parayı Amerika görüyor. FED üzerinden bak. kontrol ediyor. Evet. evet. Canın istediğini tak diye yakalıyor. Dünyanın Hı. neresinde para Hı. harcıyorsanız harcayın. E, işte bu şeyde otomatik 2019 verilerini vermeyi taahhüt etmek zorundaydı Türkiye. Bu taahhütü Türkiye aslında Mayıs sonunda yaptı. Evet. Hatta bunu e, kararname çıkararak yaptı. Resmi gazetede. Resmi gazetede yayınlandı. Evet. Kararname aklınızda evet. kanun olarak kalsın da evet. o güçte bir şey. Evet. E, işte verilmeyecek diyenlere de, e, verilmeyeceği inancı taşıyanlara da bilgi olsun diye hala söylüyorum. Var. Evet hala var. E, dolayısıyla biz bu verileri bu yıl vereceğiz. 2019 ve 2020'yi 31 Aralık'tan önce vereceğiz. Ama Kasım'da veririz, ama Aralık'ta veririz. En son tarih. E, Almanya'ya e, Kasım'da veririz, Hollanda'ya Aralık'ta veririz evet. ama bu o değil. Şimdi bizim e, bu verileri gelir idaresinde toplayıp ülke olarak ayrıştırmak gerekiyor. İşte Hollanda'ya ne vereceksin, İtalya'ya ne vereceksin, Fransa'ya ne vereceksin gibi. Evet. Evet, hatlar açıldı, paylaşıma e, uygun hale getirildi. Fakat veriler sağlıklı toplanamadı, toplanmaya devam ediyor. Evet. Ee, tamamen teslim etmiş bankalar. Ben daha güncellemem. Bankalara da bir şey diyemiyorum. Onlar da haklı. Yani e, vatandaş keyif yaparken bankanın Hı. derdi mi bu artık? Evet. Bankanın hiç suçu yok burada. Ha şurada suç var. Hala vatandaşa e, şunu şu paranızı şöyle değerlendirelim, böyle de ne kadar yasak iş varsa oradan değerlendirelim diyor. Aa canım nereden bilirmiş bankacılık işini? Avukatta değil. Diye en son geçen hafta böyle bir magazin duyduk. Avukat nereden bilir? Evet. Televizyonda dinledim demiş birisi. Bankalarda eksik bilgi var çalışanlarda. E, bu konuda eğitme ihtimi duymadılar. Halbuki bankaların e, mevduatının neredeyse %15'i bizim yurt dışındaki vatandaşlardı, sadece Avrupa'dan bahsetmiyorum ama yurt dışındaki vatandaşlarımız da. Evet. Şimdi bu mevduata saygı duyarak yaptıkları işe saygı duyarak aslında ta en başından 2017'den beri yani Türkiye'deki tüm bankalar bir İngiltere HSBC kadar olamadılar. İngiltere HSBC e, 2017'den beri özellikle 2020-21'de 2020, haftada bir otomatiğe bağlamış mail atıyor. Diyor ki siz yurt mu kim misiniz? Ee, böyle bir şey varsa şöyle 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 bir şey bize bildirin diyor. Yani kendine gidildiğinde ne oluyor bilmiyorum. Ama 2017'den beri vatan yani kendi müşterilerine tek tek haftada iki defa gerçekten haftada iki defa bu bilgiyi veriyor. Ya durup dururken size böyle bir yani bizim vatandaşlara da gelseydi. Ya bu nedir acaba bana her hafta geliyor. En kötü bankanıza gider sorardınız. Sonra ne yapacağım diye bir avukata giderdiniz. Bizimkiler biraz yavaş davrandılar. Kendi memurlarını, kendi sistemlerini buna göre oluşturmadılar. Şimdi önümüzdeki yıldan sonra birazcık birazcık bankacılık işlemleri konusunda sıkıntı yaşamaya başladıklarında görecekler. Ya biz bu Avrupa ve yurt dışında yaşayan Amerikalı e, yerleşmiş, Kanadalı neyse bu Türklere neden iyi davranmadık diye, neden onların dertlerini dert etmedik diye e, uğraşacak, çok üzülecekler. Biz de üzüleceğiz niye? Bir, e, yurt dışındaki vatandaşlarımızın halini üzüleceğiz. Bir itibar Üzüldüğümüz kaybı. Üzüldüğümüz için bağırıp çağırıyoruz. Bir Üzüldüğümüz de, için sesimizi yükseltiyoruz. Aynen. Bir de itibar kaybı olacak. Evet. Gerçekten Türkiye içinde itibar kaybı olacak. Vatandaşlarımız için de itibar evet. kaybı olacak. Adlarını tek tek söyleyemiyorum ama işte yakalanacak kalemlerin çok yakalanacak kalemlerin. Bunu niye söylemedin? Şunu niye söylemedin? Yani mali anlamda kara bir tablo çıkıyor mali anlamda karşımıza. Çünkü vatandaşlar gidiyor, kendi kendine oynuyorlar. Al kim? Ben gördüğüm tüm hesaplarda ya kira gelmiş, ya ödeme yapılmış, ya ev alınmış, ya emeklilik parası hesaptan yatırılmış. Ama bu e, çoğaltmak istemiyorum. Başka şeyler de var. E, vatandaş duymasın diye değil ama buradan da işte kendindeki hareketlerin ne olduğunu bilin. Hesap evet. hareketleri mal varlıklarına, yasaklara yurt dışında başını artacak her konuya e, açık. Şimdi Türkiye evet sadece mal varlığı bilgilerini bildirmeyecek sadece yıl sonu itibariyle e, hesap bakiyesini bildirecek eğer o yıl içerisinde hesap kapanmışsa o hesapların kapanış tarihi itibariyle. Hesap kapanması, e, lafınızı kesiyorum. Kapanmış hesap e, ne mana ifade eder? Mesela, e, hesabı sıfırlayıp kapatırsınız evet. ama bankacılıkta şöyle, bankaların işleyişleri farklı. A bankası, ben hesabımı kapatıyorum 10 yıl o gözüküyor. Kapattığın halde gözüküyor. Evet. Evet. B bankası hesabı e, gözükmese hale getirebiliyor. Kapanmış hesabı görmüyorsun. E, hani belli yerlerde e, vatandaş zaten. Peki Ama... yani bunun hukuki açıdan gözükmemesini sağlayacak önlemler var mı? Yapabil Yapabilin yapabileceğiniz. E, zaten... Yani vatandaş tek başına yapamaz da bunu. Bir vatandaş hesabını evet. kapattığını düşündüğündeki kapatmayı tek başına doğru bulmuyorum. Yani ben hiç hesap kapatın falan demedim dikkat ederseniz. Kapatmayın da demedim. Ben burada bir şey söyleyince siz demiştiniz diyorsunuz. Ne hesabınızı kapatın ne de kapatmayın diyorum. Tedbir alın diyorum. E, çünkü kapalı hesaplarda e, o kadar çok vatandaşı bu şu dönemde özellikle yazı geldi ki bizde yurt dışı muhikim olduğunuzu gösterir veriler vardı. Paylaşımda bulunacağız diye yazılar geldi, mesajlar geldi. E, mailler geldi. Yani hesabı kapatın da demiyorum kapatmayın da doğru işler yapın diyorum. Kapatacaksanız evet. kapatacaksınız. Yani kapatacaksanız doğru işlem yapın. İz bırakmadan yapın. Yani orada o kadar çok sırf böyle hani ben şöyle yapın böyle yapın demiyorum. Çünkü ben 30 yıla yakındır evet. hukuk hukukla iç içeyim. Evet. Eğitimimi de sayarsak evet. daha da fazla. Evet. E, görmediğimiz yani Yılda herhalde bir 30-40 kişi, 50 kişiyi boşu yani boşanma davası e, takip ediyorum. Şimdi hepsi şiddetli geçimsizlik ama hepsi farklı. Otomatik bilgi paylaşımında da 7 milyon Türk mü, e, Avrupa'da bu işten etkilenecek. Emin olun 500 çeşit sıkıntı var. Şimdi genel olarak şunu şöyle yap bunu böyle herkesin e, yaptığı alacağı tedbir aynı değil. Evet. Bu nedenle ee, işte otomatik bilgi paylaşımı ne olabilir ki? İşte ne olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ee, Türkiye'yi bu otomatik bilgi paylaşımını imzalamasa mıydı? Seçeneği yok diye hep söylüyoruz. Tek konuda eleştirebiliriz. Ee, çok geç yurt dışındaki vatandaşlarımıza duyurdu. Ama yaşadığınız ülkeye bakın, medyasına bakın, gazetesine bakın işte maliyesine bakın, bankasına bakın çünkü hepsini kullanıyorsunuz. Yaşadığınız ülkeler bu konuyu hiç açmadı bile. Yine Türkiye bir haliyle açtı. sizin televizyonlarınız, özellikle yurt dışına yayın yapan televizyonlarınız bu kanun çıkmadan konuşulmaya başladığı, imza atılacağı gündeme geldiği günden beri konuşan bir televizyonunuz var. Ana haberinde konuşuyor. Evet. i̇şte bu programlarda konuşuyor. E, Farklı olan... programlarda bile konuşuyor. Onu diyorum. Evet. Farklı programlarda konuşuyor. Özellikle e, ben tanım, demokratik kitle örgütlerini topladınız. Evet. E, yani birçok defasında hatta şunu dediniz. Ya buraya gelin ya toplantı yapın. Pandemiden evet. önceydi. Evet. Evet. 2017-18. Evet. Evet. Bilgi verelim dendi. Evet. evet. E, yani devlete evet laf söylüyoruz ama sizi kayırmak için söylüyoruz. Evet. 2020'den itibaren de devlet size artık bu iş gerçek bilin geri adım atılmaz. 2023'ü asla telaffuz etmediler. Ee, yani devlet yetkilileri Cumhurbaşkanı 2023 telaffuz etmemişken e, bizimkiler 2023 çıkarıyor. Sen nereden çıkarıyorsun ya seçim var ya. Seçim 22'de de olabilir. Ha, onu da unutmayın yani. İlla 2023'te olmayabilir. 2022'de de erken seçim de olabilir yani. Her şey mümkün. Yani. Hala vermez elini masaya vurur. Verdi, 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 verildi, vermek zorundaydı, verildi, verilecek evet. dedik, söyledik, anlattık. Ya. Bir yine söylüyorum, tarihte verdik. 2018'i verecek verecek vereceğimiz dediğimiz ülkelere bu yıl verdik. Evet. 2018'i 2021'de verdik, e, taahhüt ettiğimiz Hı. ülkelere. Bu yıl biz kara listeden çıkmak için bu verileri ısrarladı söylüyorum paylaşacağız. Evet. Ya, yani ortak hesabı olanlar. Toplu işte 10 bin lira varsa, 10 bin lira eşi adına, 10 bin lira da kendi adına yurt dışına bilgi verilecek. Bir paradan 20 bin lira, 10 bin liradan 20 bin lira çıkacak, kafa karıştıracak. Kapalı hesaplar bildirilecek. Yıl sonu hesap bakiyeleri bildirilecek. Hani bu bildirimden hiçbir ülke bunu isteyerek yapmaz. Hiçbir ülke Almanya'da isteyerek kendi verilerini paylaşmaz. Fransa da paylaşmaz. Evet. Ama bu artık şu hale geldi. Vermek zorunda buna imza atmıyorum bir diyecek bir devlet yok ve bu verileri paylaşacağız. 2019 ve 20 bu yıl paylaşacağız. Ana fikir bu. Ben yardım almıyorum. Almayabilirsin. Ben ticaret yapıyorum, devlete vergi ödüyorum. E çalışan da ödüyor bir zahmet evet. yani. Sadece sen ödemiyorsun, serbest meslek yapıyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye herkes vergi ödüyor. Emekli de ödüyor yurt dışında. Evet. Yani şimdi ben vergi ödüyorum, ben şunu ödüyorum şeklinde bir kendinizi rahatlatma, psikolojinizi rahatlatma açısından iyi geliyorsa okey de. Evet. Bir de bunların hiçbir önemi yok. Türk vatandaşı olup olmadığınızın önemi yok. Yardım alıp almadığınız bir önemi yok. Yurt dışında iseniz mutlaka bu veriler verilecek. Mutlaka verilecek. Evet. Onu zaten tedbir söyledim. almıyorsanız yaşadığınız ülkede. Biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'de tedbir almıyorsanız ha, hala. bu verileri Türkiye vermek zorunda. Başka seçenek, başka çare, başka bir hal yolu yok. Yani zaten toplanıyor e, geri dersi başkanlığında ama hala e, şu soru var. Ya iş işten geçti zaten. Ya, sen senin için geçmiş olabilir. Senin da zaten bitirmişsin. Sen başkalarını takip etmişsin. Başkalarının söylediklerine inanmışsın. E sen için zaten bitmiş. Diyorsun ki, e zaten bitti 2019'u verdiklerine göre 2020'de tedbir alsan ne olur, almasan ne olur? 2019'u vermediler daha 5 ülke için i̇şte verilmedi diyoruz sonuç olarak beş yani ülke için. Yani daha ne söyleyelim? Vermedi. Yani 5 ülke için toplanıyor, bilgiler toplanıyor. Şimdi e, vatandaş bir, bir tanesi demiş ki işte herkes yapıyor ya bu işte. Yazmış vatandaş. Bir vatandaşa bankasından verilen cevap yaptığınız düzeltme de sadece 2020 yılını kapsıyor. Maalesef 2018 ve 2009 yıllarını düzeltme yapamayız. Yapamıyoruz demiş. 2018 bilgileri paylaşıldı. O konuda yapamayabilir. Değil mi? Evet 2018'i evet. verdiğimiz ülkeler. Ama, ama o paylaşılan ha, pay... ülkeler İskandinav... İskandinav ülkeleri falan değil mi yani? İskandinav ülkelerine, o şimdiden... ülkelerine de daha e, sağlıklı bilgi gittiğini zannetmiyorum. Evet. Yunanistan'a verildi. Kesin gittiğini ha. bildiğim ülkeler. Belki Bulgaristan'a verilmiştir. Ee, Bulgaristan'a verildi. İran'a sanki verildi. Ha. Yani az vatandaşımızın olduğu yerler kolay hazırlanabilecek ha. ülkelere verildi. Peki banka böyle bir şey diyebilir bankadan Banka şunu demiştir. Vatandaş yanlış anlamıştır. Yunanistan'a 2018'i verdik ya hı hı. o veriler olduktan sonra senin 2022'de yapacağın orayı korumaz. Veriler verilmeden bugün alacağın tedbirler çok ha, kıymetli. Zunanın zırt dediği yer. İşte ondan bahsediyoruz. Yani vatandaş Veriler ve paylaşılmadan tedbir almazsanız dediğiniz durum doğru. Ama siz tedbir almış ol, olsanız, tedbirinizi almış olsanız e, o zaman bu söyledikleriniz olmayacak. Yani 2018 zaten dediğimiz ülkelerle paylaşıldı. Sen ondan sonra tedbir alsan ne olur diye sorayım. E sorarlar adama yani. 2018'de bu adamın senin bankanda hesabı vardı. Bugün nasıl oldu? Niye? Da... Buhar oldu uçtu yani mu? kapalı hesap ne zaman ha, kapandı ha. ya da bana niye bildirilmedi derler. Ee, Bankada kendini riske atmaz bu konuda. Atmaz. Evet yani. Atmaz yani. Ee, vatandaş da bir başkası için kendini riske atmayan. Ee, yani burada eksik anladıklarını e, bir de mantıktan geçirmeden konuşuyorlar. Bu birazcık sıkıntılı. Bizim vatandaş şöyle ya işte. Ya bir şey söylemek istiyorum. Şimdi elektrik tut Uzun telefon. Mu? Uzun mu? Ee, işte evet. şey de reklamsa reklamdan sonra Reklama, konuşayım. Yani. Önemli hani tamam. içimde kaldı ama bunu tamam. demek zorundayım son günler. Tamam o zaman reklamdan sonra söyleyin merak etsinler birazcık da merak etsinler seyrediyorlarsa. Seyretmiyorlarsa da canları sağ olsun. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.